Ne anlatacaktın? Hay YouTube'a mı Selam YouTube nasılsın? Ya şey anlatacaktım. Dün Instagram'dan takip ediyorsanız Delimine ve Oğuzhan Uğur'la bir fotoğraf paylaştım. Onu da şöyle paylaştık. Yani Oğuzhan Uğur buraya gelmiş. Abdü'ye gitmiş. Abdü dedi Oğuzhan Uğur bende dedi. Gelmek ister misin dedi. Gittim bir selamlaştık falan. Orada otururken dedik ulan herhalde dedik haklı veya haksız en çok linci yiyen Üçlü biz izledik bu Amra Kodum sosyal medyasında. Ondan sonra bir fotoğraf çekildik paylaştık. Kanka altında neler var? Anfalov, Oğuzhan Uğur'dan dolayı Anfalov yapan var. Deli neden dolayı Anfalov yapan var. Bilmem neden dolayı Anfalov yapan var. Ve en çok da şey var. Cahrein de çok değişti. Çıkarlarını seçmiş. Yani parayı. O yüzden Oğuzhan Uğur ve Delimine ile takılıyor. Ya sen de para kazanacaksın ya Cahrein. Vallahi yolunu bulmuşsun ha falan. Yani aksine şu anda özellikle Abdü'den herkes elini eteğini çekmiş durumda. Abdü daha yeni linç yemiş. Yanlış bir hareket yapmış bir adam. Abdü ile göründüğün zaman aksine para kaybedersin şu anda. Ama benim umurumda değil. Neden? Ya biz Abdü ile nasıl tanıştık onu anlatayım ben size. Ee, ben İstanbul'a gittiğimde Bu Tepki Koli'nin bir tane videosu vardı ya Yayıncılarla çektikleri Oraya gittiğimde bir tane Kameraman ve kurgucu bir çocukla tanıştım Tamam mı Bu çocukla tanıştım ee, Çocuğa maaşını sordum falan Sen dedim burada ne yapıyorsun 8-9 Youtuber'ın içeriğini çekip editliyor çocuk Ya dedim ki sen bu maaşla İstanbul'da nasıl yaşıyorsun Gel dedim Antalya'da benimle çalış ben dedim sana aynı maaşı vereyim. Ee, hatta bir tık üstüne bile vermeye çalışırım dedim. Ki Antalya daha ucuz dedim İstanbul'dan. Şimdi maaşını söylemeyeceğim. Erkeğin maaşı söylenmez. O da dedi ki ben bunu bir düşüneyim dedi. O, o zaman tabii Polonya'da e, yaşıyordum. Hani geleceğe dair bir YouTube kanalıma girişeceksen böyle bir yatırım olsun istedim. Neyse. Sonra Antalya'ya yerleştim falan. Eee... Abdü de o çocukla bir video çekmiş orada. Çocuk demiş ki Cahreyn bana böyle böyle dedi. Abi ne dersin? Demiş falan. Abdü de oradan çocuktan benim numaramı alıyor beni arıyor. Abi diyor biz bu çocuğun diyor maaşını beraber öderiz. Senin de videonu çeker benim de videomu çeker dedi. Tamam mı? Bizim Abdü ile tanışmamız bu şekilde oldu. Ondan sonra ben Türkiye'ye geldiğim zaman şerefsiz bir göt veren olmadığım için ilk öğrenmek istediğim şey Abi biz para kazanıyoruz ama nasıl vergi ödüyoruz? Yani vergimizi nasıl ödeyeceğiz? Yani bunu gidip basit bir muhasebeciye Sorduğum zaman muhasebeci bunu bilmiyor. Böyle bir mevzuat yok çünkü yani ya adam youtuberla yayıncıyla falan çalışmadıysa adam bilmiyor nasıl senin vergini nasıl düzenleyip devlete nasıl sunup nasıl bir vergi ödeyeceğini bilmiyor adam asla. Tamam mı? <laughs> Millet nasıl vergi kaçırırım diye sorar. Ya da şir şirket açar Kıbrıs'ta. Bak ben KKTC'liyim açmıyorum Kıbrıs'ta şirket. Neden? Bir doğrucu gavat biziz ya. Neyse. Ben KKTC'liyim ben doğuştan KKTC'liyim. Ben Kıbrıslıyım arkadaşlar biliyorsunuz. Neyse. Ben şirketimi burada açtım. Neyse. Salam. Neyse. <laughs> Neyse abi. Ee, bu konularda Abdü bana çok yardımcı oldu. O, o çalıştığı muhasebeciyi gösterdi İşte nasıl bir şirket açmam gerektiğini Vergileri nasıl düzenlememiz gerektiğini Nasıl vergi ödeyeceğimizi Vesaire falan açıldı bu arada Açıldı şirket açıldı Cahreyn medya organizasyon limiti de buna koy. <laughs> yani neyse bro Bu konularda Abdü bana çok yardımcı oldu sağolsun Benim Abdü ile e, tanışıklığım Ve e, Abdü ile ilişkim Budur ve ben Abdü bana buraya geldiğimde çok yardımcı olduğu için kendi kafamda o beni nereye koyuyor bilmiyorum. Ee, arkadaş statüsüne yerleştirdim. Abdü benim arkadaşımdır. Ondan sonra bu sahaya atlama olayı oldu. Ben her iyi arkadaşın yapacağı gibi e, Abdü'ye tabi doğruyu söyledim. Dedim abi yani yaptığınız falan saçma sapan bir şey niye böyle bir şey yaptın falan filan. Tabi yayınımda da yine yaptığının saçma bir şey olduğunu söyledim. Ama işte açıklama yaptığım zaman eğer YouTube'da çok izlenmediyse bazı salaklar için şey oluyor yani. E, Abdü, Abdü'yü niye falan? Söyledim yani onunla ilgili de söylemem gerekeni söyledim. Vaktinde Oğuzhan Uğur o haltı yediğinde Oğuzhan Uğur'la ilgili de söylemem gerekeni söyledim. Ama bu insanlarla ilişkimi keseceğim anlamına gelmez. Çünkü ya ben şöyle bir adam hiçbir zaman olmak istemiyorum abi. Başında bir tane gavat menajerin olur. Mesela menajerin sana der ki, aa bak Abdü bu konuda linçiyor, Abdü'den uzak dur sen bir süre bakalım ne olacak. Ben böyle bir insan değilim yani Ahmet sonuç olarak ilişkilerimi e, Cahre'nin çıkarlarına göre değerlendirmiyorum. Hiçbir zaman böyle olmadı, hiçbir zaman da böyle olmayacak. Aa işte bak o Sonur böyle böyle bir şey yapmış linçiyor, ben biraz uzak durayım. Ben böyle bir şey asla yapmayacağım. Ama anladığım kadarıyla insanların beklentisi de bu yani. Hani Abdü böyle bir şey yapmış, aa o zaman tamam bir daha yan yana görünmeyelim falan. Ben böyle iki yüzlü bir insan olamıyorum, olamadığım için de özür dilerim. Kusura bakmayın. Ee, ama bence bizim farkımızın da bu olması lazım. Bence bizim farkımızın bu olması lazım. Yani geleneksel ünlülerin nasıl davrandığını biliyoruz. Yani Okan Bayılgen Vaktinde tekme yedi. Yanında kaç kişi kaldı? Ceza beyaz. Kaç kişi kaldı? Yan yana gelmeye korkuyor insanlar. Sanki cüzdanlıymış gibi kaçıyorlar böyle bir şey olduğu zaman. Ben öyle bir insan değilim. Kesinlikle böyle bir şey yapmam. Onu söyleyeyim. Abdülün yaptığı şey çok yanlış mıydı? Yanlıştı. Cezası neyse çeker. Çeksin. Beni ilgilendirmez. Ee, ama yani kalkıp da arkadaşlığımı bir hata yaptı diye sonlandırmam. Arkadaşın eğer hayatında bir hata yaparsa sen ona iyi bir arkadaş olarak doğru olanı söylersin ve o hatadan dolayı karşılaştığı sonuçları sonuçlara göğüs gelmesinde yardımcı olursun. Yani gerçek arkadaş budur. orospu çocuğuysan ve kendi işini her şeyden öne alıp öyle gözetiyorsan adam cüzdanlıymış gibi kaçarsın abi. Dersin ki ya abi şimdi bak. Cahri'nin Dilimine'yle mineyle yan yana gelmesi bence yanlış olur. Hani arka zedeler falan. Ben bu kafada değilim abi. O yüzden. Ansabatan'da vatan da atsın onu okuyayım. Ahmet'in özel hayatından değerli değil kesinlikle. Çünkü Ahmet'in özel hayatı Ahmet yaşıyor abi. Tamam mı? YouTube. Sana da selam olsun. Yine Fuat kazandı. Amin okuyayım. <laughs> Alayına buru. Bu ne abi? Twitter şeyisi gelmiş Noname'den. Evet abi bu hep troll şeyler atıyor. dedik mi herra? ya be? Galatasaray'ın ikinci Abdürem Albayrak'a küfreden bir en büyük Fenerbahçe diyerek hakaretler yağdırıyor. Ya bu ne bu ne? Yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun lan. Falko alacak mı? Falko nerede? Niye böyle salak bir video var ve bu salak video bana niye geldi? Ben futbolun hiçbir yerinde yokum ya. Belki de Abdü'nün sahaya atlaması beni Ahmet olarak o yüzden o kadar etkilemedi amına koyayım. Ben abi Falko. Ben futbolla hiç alakam yok. Merhaba, araba Merales, Merales. İlk önce geçmiş olsun oradan, neden hiç Spaka kernel program oynamıyorsun? O ne lan? Hiç duymadım bile programı, pragmatik programı. Spaka ne? SPACA Spaka kernel program. Spaka kernel program. Yanlış yazdım muhtemelen. O ne lan? Böyle bir oyun mu var? Arattığımda bir sik çıkmıyor. Acaba sen Kerbal Space programı mı? Demek, demek, demek istiyorsun? Oha Spaka nereden çıktı ha Space mı o da? Ananı sikeyim şu an hissettim. Oo. Kanka biz onu oynadık, onun bir zamana koyduk yani. Bir aya üst, üst kurmadığımız kalmıştı. Arelade subscribe olacağım mı? Kafanı kırayım mı? Bugün Stellaris oynayabilecek misin? 45 bit oynamam kanka. Kurdu muydum? Aya üst kurdum mu ben? Kurdum değil mi lan? Aya konup uçtum ama onu yaptım. Değil mi? Onu yaptım. Onu yaptım. Evet. Uzaya gittim. Cahreyn Canon to Space'a okuyayım.